Oldukça hareketli bir yıl geçiren güneş enerji sektörü SolarEx'te bir araya geldi. Tayvan merkezli güç elektroniği ve solar invertör üreticisi Delta Greentech şirketinin ülke müdürü Ahmet Tüzel'le keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Oldukça önemli bir fuar organizasyon çünkü bütün müşterilerin aynı anda bir araya gelebildiği ve farklı opsiyonları değerlendirebildiği bir fuar. Baktığınız zaman burada bütün aşağı yukarı üreticiler yer alıyor ve ben hem bizim için, bizim açımızdan üretici olarak hem de müşteri açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz Delta olarak bu sektörde, belki sektör içerisinde daha diğerlerine göre, rakiplere göre biraz daha geç geldik. O açıdan bakıldığında bizim için çok iyi bir sene, çok hızlı giden bir sene. Diğer senelerle kıyaslandığında ciddi bir atılım ve büyüme içerisindeyiz. Uzun süredir sektörde olan firmalar için belki aynı şeyi söylemek doğru olmayacaktır. Baktığımız zaman genelde bir gelişme olduğu aşikar. Gelecek de vaat eden bir sektör. Sanıyorum önümüzdeki yıllarda sektörde daha da iyi gelişmeler olacak. Solar invertör konusunda global arenada önemli bir deneyime sahip olan şirket için Türkiye solar pazarı odak marketlerin başında geliyor. Delta büyük bir şirket. Asıl işi güç elektroniği. Baktığınız zaman bunun içerisinde solar invertör de var, telekom tipi güç kaynağı da var, UPS kesintisiz güç kaynakları var, araba şarj cihazları var. Çok geniş bir yelpaze içerisinde. Delta büyük bir üretici, 40 yıllık bir üretici ve işin aslında mutfak tarafında ve artık ön tarafa çıkmaya isteyen, talep eden bir şirket. Türkiye'de baktığınız zaman daha önce biz sadece bir sektörde varken şimdi otomasyon sektöründe varız, solar invertör sektöründe varız, telekom sektöründe varız. Ve güç elektroniğinin diğer tüm alanlarında da Türkiye'de var olacağız. O yüzden iyi bir market Türkiye. Hedeflediği fokus marketlerden bir tanesi. Ve biz daha yeni ürünlerle de Türkiye'de piyasada boy göstereceğiz. Bu sene biz hedeflediğimiz, kendimize koyulmuş olduğumuz hedeflere çok kısa bir sürede ulaştık. Hatta beklentimizin üzerinde bir potansiyel de ortaya çıktı. Ve bu sene pazardan hani ciddi anlamda bir pazar payı aldığımızı söyleyebilirim. Müşteriler arasında da, rakipler arasında da konuşulan bir marka haline geldik. Özellikle İzmir bölgesinde kuvvetliyiz. Orada yapmakta olduğumuz bir çatı projesi var mesela. 2.2 MW delta invertörlerle yapılan bitti ve şu anda çalışıyor. Yine Aydın bölgesinde bir başka projemiz var, 10 MW'lık. Şu anda montaj aşamasında. Onun haricinde yine Eskişehir tarafında bir 10 MW'lık bir projemiz daha var. Antep tarafında yine benzer büyüklükte bir projemiz daha var. Yani baktığınız zaman projelerin skalaları da eskisiyle kıyaslandı. Eskiden birer megawatt konuşurken şimdi artık 10 MW, 15 MW gibi büyük projelerden konuşuyoruz ve bunları realize ediyoruz. Üreticiyiz. O yüzden bizim invertör skalamız çok geniş. 3 kW'tan başlayıp 4, 5, 6, 8, 10, 20, 30, 50, 80 kW gibi yani çok geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz. O yüzden müşteri talebine her türlü şekilde cevap veriyoruz. Gerçi bugün Türkiye'de sadece büyük montajlar var, megawatt bazında montajlar ve genelde de kullanılan güçler 50 kW gibi, 30 kW gibi güçler tercih ediliyor ama çatı pazarı geldiğinde bizim yelpazemiz geniş olduğundan her segmente dokunabileceğiz, her segmente gidebileceğiz. Ürünlere baktığınız zaman da teknik olarak oldukça zengin ve güçlü ürünler. Hem spek olarak oldukça yüksek, hatta sektörün high-end ürünleri. Ayrıca montaj kolaylığı, işletme kolaylığı çok büyük avantaj. Ve de tabii Türkiye'de olması, ürünün arkasında Delta markasıyla ve personeliyle durması da çok büyük bir başka avantaj. Yani herhangi bir bayi ya da distribütör yok. Direkt olarak bundan biz sorumluyuz. Bir de burada belki bizim sunduğumuz avantajlardan bir tanesi de büyüklüğü önemli değil sistemin. 200 kW'lık bir sistem alan müşteriye de ya da megawatt büyüklüğünde satın alma yapan bir müşteriye de aynı garanti sözleşmesini ve taahhütnamesini veriyoruz. Yani müşterimize diyoruz ki biz bu ürününüz bozulduğu takdirde 48 saat içerisinde size yeni ürün temin edeceğiz. Her şekilde bunu temin ediyoruz. Hedeflerimiz oldukça yüksek çünkü bizim ilk kuartırı elde ettiğimiz başarı bizi oldukça cesaretlendirdi. Ama tabii ki biliyorsunuz yani biz piyasaya bağlı olarak, yeni regülasyonlara bağlı olarak, sektördeki gelişimlere paralel olarak büyüyeceğiz. Hedefimiz o. Bir yakından izliyoruz ama hani umutluyuz. Önümüzdeki senelerde bu işin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.
Türkiye'de 2008 yılından beri faaliyet gösteren kuruluşun telekomünikasyon konusundaki deneyimleri solar pazarında avantajlı kılıyor. Türkiye olarak biz 2008 yılında kurulmuş bir şirketiz. O günden bugüne kadar Türkiye'de öncelikli olarak telekom sektöründe faaliyet yürüttük. Bu telekom sektöründeki çalışmamız da bunların telekom ekipmanlarının çalışmasını sağlayan güç elektronik kısımlarının power supply'larının teminiydi. Ve bu sayede biz Türkiye'de çok ciddi bir altyapı elde ettik. Aşağı yukarı Türkiye'deki network'ün %50-60 gibi bir oranında bütün GSM operatörleri ve fixed line operatörlerinin ürünlerinin tedarikini yaptık ve Türkiye'nin her yerinde montaj yaptık. Bunların garanti süresince bakımlarını yaptık, işletmelerini yaptık ve hala garanti sonrasında da değişimlerini, tamirlerini yapıyoruz. O yüzden bizim bu konuda Türkiye'nin her yerinde çok güçlü bir altyapımız oluştu. Aynı zamanda İstanbul'da da çok kuvvetli bir servis ve tamir merkezimiz var. O yüzden aynı servis ve tamir merkezini yine solar invertörler için de kullanıyoruz. O bizim için çok büyük bir artı ve o yüzden de çok hızlı ve efektif bir şekilde çözüm sunabiliyoruz müşterimize. Servis bu işin anahtarı. Servisiniz yoksa, iyi bir servis vermiyorsanız, müşteriyi memnun etmiyorsanız bu iş olmaz. Biz bugün bu başarıyı sağladıysak bunun tek sebebi rakiplerimizin kötü servis ve hizmet vermesi. Müşterinin tek gelme sebebi ya da en önemli sebebi alternatif aramasında yapmış oldukları servisin yetersizliği. Ve biz bunun bilincindeyiz. İlk günde aynı şeyi söyledik. Biz iyi servis verirsek önce servisimizi kurduk, önce altyapımızı, eğitimimizi aldık. Ondan sonra ürün sattık ama maalesef Türkiye'de önce ürün satıldı, problemlerle karşılaşacağız, servis de gerekliymiş diye bir ihtiyaç doğdu. Ve çok enteresan, milyonlarca dolar yatırım yapmış bir müşteri satın aldığı firmadan hiçbir anlaşma yapmamış. Hiç farkında değil, yani ürünün hiçbir zaman bozulmayacağı inancıyla almış. Mesela bunu ürünü alıp taktıktan sonra böyle olmadığını yaşayarak görüyor. O yüzden yoğurdu üfleyerek diyor ve bize gelip onlarca soru sorup onlarca anlaşma yapmak istiyor. Bu sayede biz müşterileri elde ediyoruz. Yani bizim için çok büyük avantaj oldu servisimizin iyi olması ve bunu ispatladık da birkaç yerde de çok güzel gösterdik.